Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler birlikte hamma boncuktan bir şeyler yapacağım. Hamma boncuk şu şekilde boncuklar. Bunları nereden aldığımı soracak olursanız da Ikea'dan aldım. İki farklı renk tonu vardı. Oynaması çok güzel minik minik boncuklar. Soft renkleri vardı ve bu renklerden olanları vardı. Ben bunları aldım. Yanından böyle üstünde yapabilmek için tahtalar çıkıyor. Kare minik bir tahta, yuvarlak kalpli bir tahta çıkıyor. Ve karenin büyüğü bir tane tahta çıkıyor ama onu bulamadım. Ben önceden birkaç tane yapmıştım. Şimdi bunları da size göstereceğim. Böyle kedili bir tane yapmıştım. Bu ilk yaptığım. Pardon, bu karpuzlu ilk yaptım. Hatta ilk yaptığımız için birazcık fazla bastırmışız. O yüzden tahta da birazcık erimişti. Bunları da ütüyle en son birleştiriyoruz. Böyle unicornlu bir kitap ayracı yapmıştım. Çok çabuk kopabiliyor ama bunlar. Böyle papağanlı yapmıştım bir tane. Ve son olarak böyle bir tane yapmıştım. Bu karakterin adını unuttum. Yaptıklarım bunlar. Şimdi sizlerle birlikte popit yapmaya çalışacağım. Hiç denemedim. Kare popit yapacağım. Çünkü yuvarlak tahtayla pek yuvarlakları yapamayabilirim. Yani popitin bastırma kısımlarını. İlk başta etrafına siyah yapacağım. Buradan siyahları seçiyorum. Ve bunun içine koyuyorum. Arkadaşlar, popitlerin çerçeve kısmı siyah olacak. Patlama kısımları renk renk olacak. Bende olan tüm renkleri kullanmaya çalışacağım. Elimle benim pek iyi buralara girmedi. O yüzden cımbız yardımı yapacağım. Siz de cımbız kullanabilirsiniz. Cımbızla bu şekilde koyuyorum. İlk başta etrafını dolduracağım. Şimdi etrafına tek tek koyuyorum. Etrafına koymadan önce biz popitin patlama kısımlarını yapmaya karar verdik. İlk kısmı pembe renkte olacak. Sıra sıra farklı renkler kullanacağım. Şimdi patlama kısmının etrafını siyah boncuklarla dolduruyorum. Şimdi yanına diğer popiti için patlama şey yapacağım. Önce pembeleri toplayacağım. Babam da boncukları seçmeme yardımcı olacak. Şimdi bu sırayı full pembe ve siyahla dolduracağım. Evet arkadaşlar, ilk sıramızı bitirdik. Şimdi mor renge geçiyoruz. İkinci sıramız mor renk olacak. Şimdi morları ayırıyorum babamla birlikte. Şimdi morları koymaya başlıyorum. Babam da bir yandan siyah kısmını koyacak.
kırmızıda bitirdik. Şimdi sarı renge geçeceğiz. Sarı renkleri toplayacağız. Şimdi sarıları koyacağım. Arkadaşlar sarıyı da bitirdik. Şimdi turuncuları ayıracağız. Arkadaşlar 4x4'lük rainbow bir poppet yaptık. Şimdi ütüleme kısmına geçeceğiz. Ütülerken de sizlere göstereceğiz nasıl ütülemeniz gerektiğini. Ütülerken çok bastırmayın. Çünkü bastırsanız böyle olabilir. Hatta bu tahta da zarar görebilir. Biz ilk yaptığımızda fazla bastırdığımız için tahta zarar görmüştü. O yüzden azıcık bastırmanız yeterli. Şimdi ütüleme kısmına geçelim. Şimdi ütüleyeceğiz. Arkadaşlar köşesi tam olmamış. Şimdi köşesini birazcık daha yapacağız. Şimdi ters çevireceğiz. İstersen ters çevir. İstersen oradan çıkartalım direkt. Çevirdik. Şimdi yavaş yavaş açıyoruz. Eline de bastır istersen bir tarafından da. Ütülenince bu hale geldi. Birazcık soğuyunca kalıbından çıkaracağız. Arkadaşlar son hali bu şekilde oldu. Şimdi sizlerle birlikte patlatacağım. Böyle çok güzel renklerde oldu. Siz isterseniz farklı şekillerde veya farklı renklerde yapabilirsiniz. Ben de bu renkler olduğu için bu renkleri tercih ettim. Biz iki tarafından da bastırdık çift taraflı olsun diye. İsterseniz köşesine ip veya bir anahtarlık bağlayıp çantanıza veya başka bir şeye asabilirsiniz. Bu şekilde de patlatılabiliyor. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.